Hipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz Kocaeli AK Parti Milletvekili Sayın Cemil Yaman. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Grip halinizle bizi kırmadınız, geldiniz. İzleyicilerimize ve bizlere vermiş olduğunuz değerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim, önce dilerseniz 1 Ekim'de meclis açılacak ama siz uzun zamandan beri Kocaeli'ndesiniz ve Kocaeli'nde olmaktan da büyük mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü memleketiniz Dilovası. Her ne kadar farklı bir memleket, Türkiye'nin her tarafı aslında aynı. Eyvallah. Ama siz sonuçta Kocaeli ve Dilovası'nda uzun yıllar hizmet etmiş bir vekilimizsiniz. Efendim o zaman şöyle başlayalım mı? Kocaeli'nin sorunlarıyla ilgili bir koordinasyon toplantısı yapıyorsunuz. Neler konuşuyorsunuz bu toplantıda? Koordinasyonlar için işte maddeler belirleniyor. Bu maddeleri takip ediyor musunuz? Şu sorunlar çözüldü ya da çözülmedi. Bir sonraki toplantıda neler yapıyorsunuz diyelim. Buyurunuz efendim. Efendim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir program olur. Ekranları başında bizi izlemekte olan aziz Kocaelililer, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Daha önce size söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmiş olalım. Tabii siyaset halk için yapılır. Her siyasi partinin ve her siyasi aktörün siyasal düşüncesi vardır. Her siyasi partinin dünya görüşü vardır. AK Parti bir halk hareketidir. AK Parti'nin kaderi bu milletin kaderidir. Bu milletin içinden çıkmış, bu milletin değerlerini bilen, bu milletin hizmetkarı olan bir siyasi harekettir. Kendisini toplumuna, ülkesine, milletine vakfetmiş bir lider, ülkesinin insanlarının 85 milyonun tamamının daha güzel yaşaması için ömrünü vakfetmiş bir lider ve ona inanan bir kadro ve onun yolunda yürümeyi onur bilen bir kadro, derdi, davası, sevdası bu aziz millet olan bir lider ve ona inanan bir ekip ve ona inanan milyonlar. AK Parti 12 milyon üyesi olan dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri. Ve 22 yıldır da bu aziz millete, aziz milletimizin oylarıyla bu aziz millete hizmetkarlık yapıyoruz. İlk günkü aşkla, İlk günkü heyecanla durmadan, yılmadan, yorulmadan bu millete hizmet ediyoruz. Bu milletin yüzündeki tebessüm bizim en büyük kazancımızdır. Bu milletin çocukları, bu arada eğitim öğretim yılı açıldı. Güzel bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. Gerek elleri öpülesi öğretmenlerimize, gerekse yarınlarımız, umutlarımız olan evlatlarımıza, çocuklarımıza. Bu millet daha güzel yaşasın. Daha iyi yaşasın. Bu millet asil ve aziz bir millettir. Yeryüzünün en asil ve aziz milletidir. Dolayısıyla da bizim de özelde oylarıyla seçildiğimiz Kocaeli halkının yaşam standartlarını yükseltmek için gerek biz milletvekilleri, gerek belediye başkanlarımız, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse teşkilatlarımız gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz, çalışmaya gayret ediyoruz. İlk günkü aşk ama bugün de mesela ilk sanki parti kuruldu, ben kurucularındanım, siyasi işler başkanlığı yaptım Dilovası'nda. O günkü aşkla, o günkü heyecanla hizmet ediyoruz. Tabii ki her bir aktörün sorumluluk alanı vardır, görev alanı, görev tanımı vardır. Milletvekillerin görev tanımı bellidir. Yerel aktör, genel siyasetle ilgili, yerel dinamiklerin, yerel belediye başkanlarımızın kendi görev alanları vardır. Ama hepimizin ortak paydası vatan, millet, ortak paydamız Kocaeli, Kocaeli insanının yaşam standartını yükseltmek. Bunun için de AK Parti kurulduğundan beri bizim koordinasyon toplantılarımız var. Hemen hemen her ay yaparız. Büyükşehir Belediye Başkanı, il başkanlığımızın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekillerimiz Kocaeli'nin sıkıntı ve sorunlarını, çözülmesi gereken sıkıntı ve sorunlarını, işte bize de herkese ne düşüyorsa yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki bunun ajandasını, bunun sekreteryasını tutan teşkilatımız var. İşte Ankara ölçeğinde yapılması gerekenler, yerelde yapılması gerekenleri masaya yatırır ve hep birlikte çözeriz. Hep beraber Kocaeli'nin, Dilovası'nın ilçelerinin
sıkıntı ve sorunlarını hep beraber masaya yatırır ve çözmeye gayret ederiz. Kocaeli model bir şehirdir. Türk siyasetinde de modeldir. Parlamentoda da gerçekten modeldir. İyi bir ekibimiz var. Birbirinden kıymetli aktörlerimiz var. Birbirinden kıymetli milletvekillerimiz var. Tecrübeli bir kadroyuz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız çok tecrübeli. Kocaeli'yi adım adım bilen, ömrünü vakfetmiş Kocaeli'ye. Gerekse de işte rektörümüz Hülagi Hocamız, gerek İl Emniyet Müdürümüz şimdi Komisyon Başkanı, Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanımız Veysel Bey, gerek Sezen Hanım, Mehmet Akif Bey, Sami Bey, hep beraber bu şehre hizmet ediyoruz. Çok iyi bir il başkanımız var, çok tecrübeli bir il başkanımız var, çok tecrübeli bir kadromuz var. Bu millete hizmet ediyoruz. Koordinasyon toplantılarımız da çok iyi geçiyor. Hemen hemen her ay yapıyoruz koordinasyon toplantısını. Ankara'da takip edilmesi gereken işler, burada takip edilmesi gereken işleri hep beraber koordinasyon toplantılarında konuşup çözüyoruz. Peki Sayın Vekilim, şimdi AK Parti'nin dışında da Kocaeli milletvekilleri var. İstişare yapabiliyor musunuz? Birlikte fikir alışverişi ya da onların bir takım önerileri vesairesi olduğunda AK Parti milletvekili, daha doğrusu Kocaeli milletvekili olarak dikkate alınıyor mu? Yani evet, bunu da bir değerlendirelim, çözmeye çalışalım gibi böyle bir şey var mı? Ya da karşı taraftan, işte muhalefetten şunların çözülmesi için diye size öneride bulunuyorlar mı? Yani çok, ben bugüne kadar çok rastlamadım. Yani böyle tek tük ayaküstü sohbetlerde konuşulmuş belki bazı şeyler olmuş. Ama ben isterim ki bütün halkın oylarıyla seçilmiş, bu aziz milletin verdiği vergilerle maaş alan, bu milletin hizmetkarları olanlar siyasal düşüncelerini seçimden sonra bir kenara bırakarak şehrin menfaatleri tutup bir araya gelmesini ben arzularım. Ama bugüne kadar muhalefetten böyle bir talep gelmedi. Çok da öyle bir toplantılar olmadı ne yazık ki. İnşallah olur bundan sonra yani. Şimdi dedik ki programın açılışında da eğitim, öğretimin yeni sezon başladı. Hı hı. Evet, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, herkese yeni, mutlu, huzurlu bir dönem geçirmelerini tabii diliyoruz. Peki eğitimle ilgili ne çalışmalar yapıldı? Belediyelerin vermiş olduğu destekler ya da sizlerin milletvekilleri olarak, Kocaeli milletvekilleri olarak yapmış olduğunuz çalışmalar, almış olduğunuz önlemler, öneriler var mı efendim? Yani şimdi tabii mesela biz göreve geldiğimizde Türkiye'de 192 bin kapasiteli yurt kapasitesi. Bugün 900 bini geçti. Bütün üniversite öğrencilerinin yurtlarda kalması konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bugün 20 milyon üzerinde öğrencisi olan bir ülkeyiz. AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'de 50 bin okul vardı ve bu okulların büyük bir kısmı yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Bugün 90 bin okulumuz var. 40 bin de yeni okul yaptık. Eski okulları yeniledik ve 40 bin yeni okul yaptık. Yeter mi? Yetmez. 585 bin öğretmenimiz vardı. Bugün 1 milyon 350 binin üzerinde öğretmenimiz var. Yeter mi? Yetmez. 24 çocuğumuza bir öğretmen düşüyordu. 23-24 çocuğumuza bir öğretmen düşüyordu. Bugün 11 çocuğumuza bir öğretmen düşüyor. Yeter mi? Yetmez. Yani 800 binin üzerinde yeni öğretmen alımı yapılmış. Yeter mi? Yetmez. Bütçesi belliydi. 10 milyar TL civarındaydı. Bugün 400-500 milyar TL'yi buldu bütçede. Eğitime en fazla bütçeyi biz ayırdık. Yani en büyük bütçe kalemimiz bizim eğitim. Yeter mi? Yetmez. Daha yapacak çok işimiz var. Her şehrimizde üniversite yaptık. 78 üniversitemiz vardı. Bugün 276 üniversitemiz vardı. Bugün 208 üniversitemiz var. Yeter mi? Yetmez. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı çok çok arttı. Hem o ilkokulda, hem ortaokulda, hem üniversitede kat ve kat arttı. İnşallah daha da iyi olur. Yani bu milletin çocukları daha güzel eğitim alsın diye gecemizi gündüzle katıyoruz. 36 kişilikli sınıflar, Türkiye ortalaması 36 kişiydi. Yani 36 çocuğumuz bir okulda, bir de sınıfta ders görüyordu. Bugün 24'e düştü bu. Avrupa ortalaması 30 civarındadır. Allah'a hamdolsun eğitim öğretimde çok çok güzel işler yaptık. Hatırlayın lütfen, hepimizin işte eğitim öğretim döneminde her okulun yayın evi farklıydı. Öğrencinin kitaba ulaşması eğitim öğretim döneminin başında velilerin en büyük kaygısı kitap, kırtasiye vesaireydi. Bugün Allah'a hamdolsun böyle bir sorunu yok. Çocuklarımız okula başladıktan kitapları devlet tarafından, hükümet tarafından masaların üzerinde buluyorlar. Şimdi yardımcı ders kitapları da vermeye başladık. Yapılması
Bunlar güzel şeyler ama hala yapılması gereken çok işler var. Daha inşallah Türkiye'yi kat be kat büyüttüğümüz gibi bu konuda da yapılması gereken adımları atacağız. Daha iyi eğitim alsın çocuklarımız. Dünyayla rekabet eden üniversitelerimiz, okullarımız olsun. Savunma sanayinde ve birçok alandaki gelişmenin de temelinde bu eğitimin kalitesi var. Bugün Allah'a hamdolsun çocuklarımız tarih yazıyorlar. Yazılımda, bilişimde çok çok iyi durumdayız. Bu tabii attığımız hükümetimizin atmış olduğu bu adımların sonucudur. Daha güzel günler bizi bekliyor. Ben eğitim öğretim döneminde öncelikle elleri öpülesi öğretmenlerime başarılar diliyorum. Yavrularımıza, yarınımız, umudumuz, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Peki Sayın Vekilim, şimdi çocuklar için yapılan çalışmalar, bir de yaşlılarımız için yapılan çalışmalar. Dilerseniz biraz da Kocaeli'nde yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalar, saygı duyduğumuz büyüklerimize yapmış olduğumuz evet. çalışmalardan örnekleri alalım. Yeterli mi? Onu da öğrenelim. Şimdi neden bu yeterli midir, değil midir, değildir diyorum. Bunu ana muhalefet partisinin söylemesi gerekiyor. Daha çok yapılması gerekiyor. Mesela proje ortaya koyması lazım. Şunu şöyle yaptınız ama biz böyle yapacağız demesi lazım. Ana muhalefette böyle bir şey duymuyoruz. Ana muhalefette şunu duyuyoruz. Siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz size hayır diyeceğiz. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki kendi rakibimizi kendimiz belir. Yani kendimiz kendimize rakip oluyoruz. Diyoruz ki biz eskiden engelli bireyi olan toplumun %12'si engelli ve geri kalan da engelli adayıdır. Eskide engelli bireyi olan bir aile, bir anne, baba çok dışarı çıkmazdı. Bugün yüz binlerce engelli ailesine çocuklarına bakıyor diye devlet maaş veriyor. Yaşlısına, kaynanasına, kayınvalidesine bakan, efendime söyleyeyim, geline maaş veriyor ki huzur içinde yaşasın, ömrünün baharını daha iyi yaşasın diye. Biz elleri öpülesi büyüklerimiz, yarın bizim rehberlerimiz, bizi bugünlere taşıyan büyüklerimizin, onların yaşam standartları içinde elimizden gelen yapıyoruz. Hatırlayın lütfen, COVID-19 pandemisinde Avrupa yaşlarını ölüme terk etti. Biz ilk yapmış olduğumuz şey, başımızın tacı büyüklerimizi himaye ederek korumaya aldık. Aman onlara bir şey olmasın. Aman büyüklerimize bir şey olmasın. Ve Türkiye 11 Mart'ta almış olduğu kararla ilk Covid tespit edildiğinde hemen yaşlılarımızı korumaya aldık. Ve dünyada Covid pandemisini en az yaşlı kaybı veren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yaptıklarımızın teminatıdır. Daha çok iş var, daha yapacak çok işimiz var. Bu ülkenin 85 milyonun tamamının sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk bakmaksızın tamamının yaşam standartlarını yükseltmektir bizim derdimiz, davamız. Bu milletin daha hür, daha özgür, daha bağımsız, daha iyi, daha müreffeh yaşaması için siyaset yapıyoruz. Bizim derdimiz bu, davamız bu. Bizim için, onun için mevkilerin, makamların hiçbir önemi yoktur yani. Bize bir görev verir, başımız gözümüz üstünde ne görev verilirse, ama biliyoruz ki derdimiz, davamız bu millet daha güzel yaşasın. Başımızın tacı büyüklerimizle. Peki efendim, sağlık konusuna gelelim. Bugüne kadar geçmişteki bir sağlık çalışmaları ve günümüzdeki sağlık çalışmaları ile ilgili, yapılan çalışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsanların, vatandaşın en çok şikayetinin olduğu konulardan bir tanesi, randevu alamıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili ne çalışmalar yapıyorsunuz geliştirmek için? Muhalefetin bu konuyla ilgili size önerileri ya da destekleri ya da istekleri var mı efendim? Şimdi biz şehir buluşmalarını sorarsanız cevap verir misiniz? Şehir buluşmalarında işte. Onu soracağım. Türkiye genelinde çünkü yapmış olduğunuz bir çalışma. Şehir dolaşıyoruz. Şimdi ben 20'li yaşlarda siyasete başladığımda Fazilet Partisi'nin, kapanan Fazilet Partisi'nin siyasi işler başkanıydım. Genelde şöyle bir telefon alıyorduk. İşte başkanım, cenazem var, devlet hastanesinde rehin bıraktık. Cenazemizi alamıyoruz. Devlet hastanesinde rehin bırakılan bir Türkiye vardı. Annelerimiz doğum yaptıklarında ücretini ödeyemedikleri için devlet hastanelerinde. Yavrularını
devlet hastanesinde rehin bırakılan bir Türkiye devraldık. Ya da senet imzalatıyorlardı. Böyle bir Türkiye devraldık yani. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu vardı. Onun hastanesi vardı. İşte bizim devlet hastanemiz vardı. SGK'lılar hastaneye gittiklerinde sabah namazından önce kuyruğa gitmeleri gerekiyordu. Hatta devlet hastanesinde hakeza böyleydi. Ve günün sonunda ancak sıra gelirdi. Doktor 5 dakika zaman ayırırdı. Ve en fazla 4 ilaç yazabiliyordu. O ilaçları da bulmak mümkün değildi ve ilaçlar ateş pahasıydı. Bugün bile o günkü fiyatların altındadır ilaçlar. Biz böyle bir Türkiye devraldık. Hastanelerimiz içten acısı durumu ve koğuş sistemine, ranza sistemine dönülmüştü. Biz böyle bir Türkiye devraldık. Yani herkes bunu kabul ediyor. Böyle bir Türkiye devraldık. Bugün 5 yıldızlı otel konforundadır. Bugün şehir hastanelerimiz, 30'un üzerinde şehir hastanelerimiz var. Gerçekten otel konforunda, 5 yıldızlı otel konforunda. Yeter mi? Yetmez. 380 bin civarında sağlık çalışanımız vardı. Bugün 1 milyon 400 bine yakın sağlık çalışanımız var. Yeter mi? Yetmez. Neden? Çünkü aziz ve asil milletimiz daha güzel yaşamalı. Yapılan araştırmalarda hastanelerden randevu alanların %70'ine yakını randevulara gitmediği tespit edildi. Bu büyük bir oran. Mesela aile hekimliği kavramı getirdik. Her vatandaşımız 85 milyonun tamamının bir aile hekimi vardır. Ama toplumun çok büyük bir kısmının kendi aile hekimini tanımadığı ortada. Bizim bütün vatandaşlarımızın kendi aile hekimini mutlaka ama mutlaka tanımaları gerekiyor. Yani. Her bir vatandaşımızın doktoru var yani. Tanımaları gerekiyor. Bu doktorları bu arkadaşlarımızın kendi bakmakta sorumlu olduğu vatandaşlarımızın mutlaka envanterleri vardır. Oradan takip etmeleri gerekiyor. Elbette yani bu konuda duyumlarımız var ve hükümet işte Sağlık Bakanı, yeni Sağlık Bakanımız da açıklama yaptı. Bununla ilgili yapılması gereken düzenlemeler yapılıyor. Ben yakın zamanda bunlardan çözüleceğine inanıyorum. Ama şunu bize inansınlar ve güvensinler. Bugün artık hemen tüm hastanelerimizde dünyanın en teknolojik olarak en dediğimiz cihazlarla donatılmıştır. Allah'a hamdolsun. Sağlıkta da çok çok iyi durumdayız. Eğitimde olduğu gibi. Her alanda Türkiye kat kat büyümüştür yani. Peki efendim şimdi gelelim Türkiye şehir buluşmasına ki siz sadece Kocaeli'nin değil özellikle peki bu şehir önce şunu sorayım. Şehir buluşmalarında o ilin milletvekili sizlerle birlikte mi oluyor yoksa tamamen tarafsız bir bölgede tarafsız milletvekilleriyle işte A şehrine gidip oradaki sorunları derleyip toplayıp bir yerlere gönderiyor musunuz? Yani gittiğimiz mesela şehir buluşmaları çok güzel bir program. Türkiye'nin tamamına milletvekili arkadaşlarımız gidiyorlar. Bağımsız gözlemci olarak. Geçen Tekirdağ'daydı mesela örnek vereyim Saray ilçesindeydim. Milletvekili arkadaşlarımız basın toplantısına, o şehrin vekilleri basın toplantısına katılıp ondan sonraki programlar misafir milletvekilleri dolaşıyor, aktörler dolaşıyor. Sarayda bütün vatandaşı gezdik, çarşıyı dolaştık, esnafı dolaştık, STK'ları dolaştık, dinledik vatandaşımızı. Vatandaşımızın bize genel merkeze ulaştırmamız gereken bilgileri aktardılar. Biz raporumuzu genel merkezimize sunduk. Geçen daha sonra işte Yalova'daydım. Yalova Çiftlik Köyü'de dolaştım. İşte ticaret odasına uğradım. Efendime söyleyeyim esnaf odasına uğradım. Şoförler odasına uğradım. Derneklere uğradım. Esnaf ziyareti yaptım. Vatandaşlarla bir araya geldim. Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın bize iletmek istediği mesajı alıyoruz. Yani cevap vermemiz gereken, orada cevap vermemiz gereken sorulara cevap veriyoruz. Ankara'ya taşımamız gereken bilgileri alıyoruz. Bunlar çok güzel çalışmalar. İşte örnek veriyorum yarın da Sakarya'da olacağım. Sakarya'da merkezde bir basın toplantısı. Genelde partiden ya bakanımız ya genel başkan yardımcılarımızdan biri katılıyor. Yani basın toplantısı yaptıktan sonra her bir arkadaşımız, yani o şehrin vekilleri değil, misafir milletvekili, her bir arkadaşımız bir ilçeye gidiyor. O ilçeyi dinliyor, vatandaşını dinliyor. Vatandaşın taleplerini kaydediyor. Genel merkeze taşıyoruz. Ve sonra da bunlar takipçisi oluyoruz tabii. Genel olarak sizden talepleri ne oluyor vatandaşın? Yani
hangi konulara üzerinde daha çok duruyorlar, Ankara'ya iletmeniz ya da çözmeniz, yerinde çözmeniz ya da Ankara'da çözülmesiyle ilgili? Ya o an ülkenin gündemi neyse, mesela eğitim öğretim dönemi açıldı. Hı. Okulların eksikleriyle ilgili genelde talepler oldu geçen hafta. İşte emekli kardeşlerimizin malum talepleri var. Diğer vatandaşlarımızın çeşitli talepleri var. Yerel talepler var. Şehirle ilgili talepler var. Mesela ben Tekirdağ'da yani sarayda gördüğüm ne yazık ki yani işler acısı yerel anlamda yapılması gereken hizmetler var. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmetler var. İlçe Belediyesi'nin yapması gereken hizmetler var. Yani Kocaeli'nin bundan 15 yıl önce yapmış olduğu hizmetler daha orada yapılmamış. Belediyecilik anlayışı farklı tabii. Bizim köy yollarımız Allah'a hamdolsun. Aslında sizin için Avrupa'yı, en güzel Avrupa'dan değerlendirme çok daha iyidir. O olması tabii, gerekir. Tabii. Yerel anlamda çok ciddi sorunlar var. Bir ilçeye gittiğinizde o ilçenin hangi belediyeyle, hangi siyasal düşünceye mensup belediyeyle yönetildiği hemen anlıyorsunuz yani. Nasıl anlıyorsunuz? Neyi anlıyorsunuz? Yolların bakımsızlığından, kaldırımların bakımsızlığından, çevre bakımsızlığından hemen hissedebiliyorsunuz yani. Kocaeli ile diğer illeri mukayese ettiğinizde? Kocaeli benim sevdamdır. Kocaeli hiçbir yeri kıyaslamam ben. Evet. Benim tabii hani İbni Haldun'un deyimiyle coğrafya kaderdir. Bizim kaderimiz coğrafik olarak dünyanın en güzel kaderine sahiptir. Anadolu'nun hangi şehrine gitseniz ayrı bir güzelliği vardır her açıdan. Ama Kocaeli dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Kocaeli hiçbir şehirle kıyaslanmaz. Dünyada birçok şehrine gittim. Yerel geziler oldu vesaire. Ben Kocaeli ölçeğinde çok az şehir var yani. Yani iki denizi olan. Havalimanı olup, havalimanının hemen dibinde Kartepe kayak merkezi olan, teleferiği olan, işte denizini biz bir de 2004'te göreve gelmeden önce Körfez'in kenarına geçemezken bugün denizi tertemiz olan, işte mavi bayraklı plajlarla donatılmış bir şehir. Efsane sanayi atıklarının %99.9'u arıtılmış ve bunun %70'i ileri biyolojik arıtma tesislerine arıtılmış. Başka bir şehir çok azdır yani. Efendime söyleyeyim. Yerel dinamikleri, yerel aktörleri ülkesine, şehrine sevdalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada gerçekten Tahir Başkan'ı canı gönülden kutluyorum. Muhteşem işler yapıyor ama hiç lastman, hiç reklam yok. Ve dürüstçe önemli ya, olan aslında. Çok önemli. Geçen bir yerde sordum, ilçe danışmada sordum. Dedim ki 10 kitap hediye edeceğim dedim. Kitapları şimdi aldım az evvel, kitapçıya uğradım. Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri var dedim şu anda Körfez'de, Kocaeli'de. Birçoğu bilmiyor yani. 120 milyon dolarlık Büyükşehir Belediyesi Çevre Bakanlığı ortaklaşa çamur bertaraf projesi var, şu an devam ediyor. Sessiz sedasız. Körfez'in tamamında bir de uç burnunda bulunan çamuru da bertaraf ettiğimizde Körfez'in tamamında bütün canlı, eskide canlı yoktu bu, yani balık türü hemen hemen bitmişti. Bugün Allah'a hamdolsun her türlü balık çeşidi var artık. Doğayı hakeza koruyan bir şehir, büyük şehir var, belediyelerimiz var. Geçen biliyorsunuz doğaya geyik bıraktılar. Bunlar güzel şeyler, bunlar muhteşem şeyler. Kocaeli çok güzel bir şehir. Avrupa'ya, Asya'ya bağlayan, iki kıtanın birbirine bağlayan bütün yolların içinden geçtiği. Efendime söyleyeyim, bir tarafta turizm, bir tarafta yeşilliği, bir tarafta üretimi olan, 16 organize sanayi bölgesi olan bir şehir. Gayri safi milli hasılada Türkiye'ye en büyük katkıda bulunan şehirlerin başında geliyor. En fazla vergi toplanan şehir, üreten bir şehir, 36 uluslararası limanı olan bir şehir, yani her açıdan muhteşem bir şehir. İşte bugün Kandıra'mız yaklaşık 1 milyon turist alıyor yani. Gecesiyle gündüzüyle farklı bir yani şehir. Muhteşem bir şehir, dinamik bir şehir. Geçen Dilovası ile ilgili SGK ile ilgili bir toplantımız vardı. Dilovası nüfusu 54 bin. 80 küsür bin sigortalı var Dilovası'nda. Yani hadi 20-25 bini Dilovalı olsun bunların. Yaklaşık 60 bini dışarıdan geliyor. Üreten bir şehir, kazandıran bir şehir. Ve gayri safi milli hasılasında kişi başı 25 bin dolarlarını aşmış bir şehir. Bu şehirli olmak bir ayrıcalıktır. Diyoruz olmak ve bir ayrıcalıktır. Kısa bir ara veriyoruz Sayın Vekilim. Tekrar devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Kocaeli AK Parti Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman'la sohbetimize kısacık bir ara, lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Devam edeceğiz. Yerden devam ediyoruz. Ve Sayın Vekilim, şimdi uzun yıllar
Dilovası'nda belediye başkanlığı yaptınız. Ama aslında Dilovası'ndan dediğim gibi hiç ayrılmadınız. Onun için uzun yıllar diyorum. Şu anda milletvekilisiniz. Peki şimdi son zamanlarda konuşulan bir konu gündemde. Aslında iki tane konu gündemde Dilovası ile ilgili. Bu sanayi tesislerinin Dilovası merkez ilçedeki Tavşancıl'da işte 26 hektar bir alana rezerv alanı olarak 8 etaptan oluşacak olan bir bölgede işte binaların yapılmasıyla ilgili ki başlandı. Birinci etapla ilgili. Bu birinci sorum. İkinci sorum da Dilovası taşınıyor mu? Nereye taşınıyor? Ne zaman taşınıyor? Buyurunuz efendim. Ve böyle hemen hani nasıl taşınacak bir de onu da yönteminde söylerseniz hani vinçler gelip de işte makaralarla mı götürecekler? Nasıl bir teknik terim uygulayacaksınız orada? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan akla geldiğinde önce İstanbul akla geliyor. İstanbul sevdalısı. Gerçekten İstanbul'a belediye başkanı hizmetkarlık yaptığında da Türkiye'de model belediyecilik yaptı. AK Parti belediyeciliği modeli Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki belediye başkanlığı modelidir. Ve belediye başkanı seçilen arkadaşlarımız da onu model olarak kabul ederler. İstanbul Belediyesi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız dönemindeki belediyecilik anlayışı. O mantık ve mantaliteyi rehber kabul ederler. Cemil Yaman'da söz konusu olduğunda hemen akla Dilovası geliyor. Doğru. Ben Dilovası'na yerleştiğimde 1975 yılında Dilovası diye bir yeri yoktu. Bir yani mezra bile değildi. Osmanlı Sarayı'nın meyveliği aslında. Her çeşit meyvenin olduğu, iki nehrin içinden geçtiği, tabii sahilleri muhteşem olan. Sonra hem sanayi gelişti, hem nüfus gelişti. Sonra aşağı Çerkeşli Mahallesi. Sonra Muallimköy Çerkeşli birleşerek Dilovası beldesi kuruldu 87'de. Bu sürecin tamamını bilen, yaşayan biriyim. Ve daha sonra işte 2008'de alınan kararla ilçe ve kurucu belediye başkanlık, kurucu hizmetkar. Bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Ben tabii Gebze bölgesine biz yerleştiğimizde dedem benim ilk öğretmenlerden. 1975'te biz göç ettik, vasiyeti üzerine göç ettik. Gebze'ye yerleştiğimizde Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası 10 bin nüfusu var. 10 bin civarında nüfusu var. Gebze'de eski çarşı dediğimiz yer. Darıca daha küçük, Çayırova hemen hemen hiç yok. Ve tabii hızlı bir şekilde büyüdü. İşte bugün 10'a yakın organize sanayi bölgesi, 9 uluslararası limanı olan, bilişim vadisi olan, üniversitesi olan bir Gebze bölgesi. Ama ben Karttepe'nin, efendime söyleyeyim, bütün köylerini bilirim, beldelerini bilirim. İşte Karttepe 10 beldenin nasıl ilçe olduğunu, 44 belediyenin nasıl 12 belediyeye düşürüldüğünü, Yalakdere'yi de bilirim, yani Kızılderbent'i de bilirim, Hisarayın'ı da çok iyi bilirim, Kandıra'nın Cebecisi'ni de çok iyi bilirim. Yani Kocaeli'nin karış karış bilirim ve Kocaeli'nin hangi köyünün de 3 aşağı 5 yukarı ne sorunu var bunları bilirim. Tabii Dilovası önemli bir, Türkiye'de çok önemli bir şey, dünyada önemli üretim merkezlerinden biri. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına %7 oranında katkıda bulunan, Gebze bölgesinde 9 uluslararası liman, 9'u da Dilovası'nda. Bilişim Vadisi de hakeza orada. Ve 2006 yılına kadar çok ciddi de çevresel sorunları olan bir yerleşim yeri. Ama 2006'dan sonra da bu bütün fabrikaların bacalarında filtre sistemi uygulandı. Ve 3 noktada da hava ölçüm cihazları var. Bu hava ölçüm cihazlarında 7/24 hava ölçüm takibi yapılır, partikül takibi yapılır ve 2007 yılından bu yana da Türkiye ortalamasının hiç üzerine çıkmadı hava kalitesi. Hiç yani Kocaeli'nin tamamındaki hava kalitesi neyse böyle bir hava kalitesine sahip. Allah'a hamdolsun bugün algı çok kötü yani ama bu böyle değil. Kocaeli'de suç oranı en düşük ilçedir 20 yıldır. Efendime söyleyeyim kanaatkar bir halkı vardır. Mütedeyyin bir halkı vardır. Vatanperver bir halkı vardır. İllegal örgütlerin çok yapılanamadığı milli bir halkı vardı. Türkiye'de model bir ilçe aslında. Türkiye'nin tüm renklerini Dilovası'nda bulabilirsiniz ama komşuluk ilişkileri, dostluk ilişkileri çok çok iyi olan, cenazesinde insanlar akın akın gider, düğününde insanlar akın akın bir araya gelirler. Böyle bir şehir. Bu şehrin biz göreve geldiğimizde Dilovası 2009 yılında AK Parti belediyeciyle tanıştığımda Dilovası'nın %70'i iki bebe orman. Dilovası'nda efendime söyleyeyim
İSSU'nun resmi rakamlarına göre 2009 yılında Dilovası'nda kayıp kaçak oranı %75'ti. Dilovası merkezinde kapalı spor salonu olmayan bir şehir. Tavşancı'da küçük bir kapalı spor salonumuz vardı. Onu da restore ederek şu anda bu 4 tane kapalı spor salonumuz var. 2 yarı olimpik yüzme havuzumuz var Dilovası'nda. Hem Diliskede'sinde hem Dilovası merkezinde hem Tavşancı'da normal standartta statlarımız var. Efendime söyleyeyim, altyapısı çok en iyi olan ilçelerden biri. Okul açı hemen hemen olmayan ilçe, tek ilçe Kocaeli'de. Bir Cumhuriyet Mahallesi'nde bir okulumuz var. Talihsizlikler yaşadı, müteahhitin iflas etmesi sonucu yeniden ihale ediliyor. Bir okulu bitirdiğimizde çok şükür okul açı olmayacak. Efendime söyleyeyim, kültür merkezi, semt konakları olan güzel bir şehir. Yalnız bu şehrin 2B sorunu çözdük. Çok şükür. Ve Türkiye'de 2B konuşulurken parlamentoda işte benim milletvekili dönemime denk geldi. Biz bunu Dilovası ölçeğinde aslında baz alarak yaptık. Türkiye'nin tamamında işte Dilovası benzeri yerler olarak başladık. 2B sorunu çözdük. Dilovası'nın bir kısmı da ormanda kalıyor. Orman basını yetirmiş, yaşam alanı, mahalle kurulmuş mesela. Turgut Özal Mahallesi mesela bunlardan bir tanesi. Tamamına yakın orman bölgesinde kalmış. Bu sorunu çözmemiz gerekiyordu ve bu sorunu da çözdük. Dilovası'nın tamamını ormandan ve 2B'den çıkardık. Bunun karşılığında ne yaptık? Ormanlaştırılması gereken bölgelerde 2B alanlarını ormana terk etti. Hazine arazilerini ormana terk etti. İki katını terk ederek bu sorunu çözdük. İmarla ilgili de çok ciddi sıkıntısı vardı. İmar barışıyla da Dilovası'nın imar sorununda, bu anlamdaki sorununda. Yani vatandaş hak sahibi oldu. Şimdi bu şehrin dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla da bizim yapı stoğumuz belli. Dilovası'nın yapı stoğunun büyük bir çoğunluğunun yenilenmesi gerekiyor. Allah korusun beklenen bir İstanbul depremi var. Yenilenmesi lazım. Dolayısıyla da bu Tavşancıl'da 15 bin konutluk bir proje var. TOKİ bu konutları yapacak. Biz diyoruz ki taşınması falan söz konusu değil Dilovası. Neyle taşıyacaksın Dilovası'nı? Ama Dilovalılar bu yapılan konutlarda öncelik sahibi olsun. Dilovası halkı buradan bu konutlarda yaşasın. Ben Dilovası halkını yeni yapılan işte 1000'e yakın konut yapılıyor. Gidip görmelerini istiyorum ben. Model olarak. Muhteşem güzel evler. Ben çok beğendim. Ben o evlerde yaşarım Allah'ın izniyle. Ben de yaşayacağım orada. Çocuklarım da. Bu 15 bin konut yapılırken Dilovalılar önceliklensin. Biz köselerde yaptık. Köselerde TOKİ'nin yaptığı konutlarda ne yazık ki yeteri kadar Dilovalılar Kösele biraz da uzak tercih etmediler. Ama bu yeni yapılan Tavşancıl'da yapılacak konutların öncelik Dilovalıların olmalıdır. Mesela ben Mimar Sinan Mahallesi'nde, benim şimdi uhde kaldı. Ben Mimar Sinan Mahallesi'nde çocuk oyun alanları, park yapamadım. Neden? Kamulaştıracak yer yoktu. Hem 2B ormandan dolayı kamulaştıramadık. Ama Mimar Sinan'da şimdi artık hak sahiplerinin, herkesin tapusu var. Dolayısıyla oranın kamulaştırılması gerekiyor oyun alanlarının yapılması için. Buradaki kamulaştırılan alanda vatandaşa teklif edilmelidir. Takas edilmelidir yani. Burada mesele bu. Bu yeni yapılan konutların önceliğinin Dilovalı halk, Dilovalıların olmalı. Nasıl olacak? Onu vatandaşa oturup konuşacağız. Takas, mesela yol yapılması gerekiyor. Şehrin içinde geçmesi gereken yollar var. Bu yolların yapılırken vatandaş mağdur olmamalıdır. Ama tamamıyla gönüllülük üzerine. Yani istemiyorsa vatandaş, zorla böyle bir şey yok. Yani bir taşınma söz konusu değil. Ama bu konutlarda bu yürüme mesafesinde merkeze inilen, yürüme mesafesinde alışveriş merkezine inilen, herkesin yürüyerek merkeze ulaştığı, efendime söyleyeyim, sosyal donatı alanlarının buna göre kurgulandığı, insanların yaşam standartlarını yükselten o şehirde ben Dilovalıların öncelikli olmalarını istiyorum. Devlet de böyle istiyor. Biz de böyle istiyoruz. Dolayısıyla bu konuşulan şey bu. Dilovası halkı öncelikli olsun. Bunu bakanlığımız da kabul etti. Şu anda işte yapımı devam eden bir bölge var. TOKİ bir bölümüne başladı. Peyderpey yapılacak. Bu deprem olmamış olsaydı, bu insanlık tarihinin en büyük felaketidir o deprem. Deprem deyip geçiyoruz ama aslında bir felakettir o. 9 saat arayla
7.7 ve 7.6 şiddetinde aynı bölgede iki deprem yaşadık. 14 milyon insanımız etkilendi. Ya biz böyle deprem deyip geçiyoruz ama öyle değil. Evet. Bu bir felaket. 650 bin bağımsız bölüm yıkıldı ya da ağır hasarlı. Yenilenmesi lazım. Ve devlet bunları yeniliyor. Bu vatandaşlarımızın 11 bin yerleşim yeri etkilendi. Yani büyük bir coğrafya. Yunanistan toprak parçası kadar bir alan ve Yunanistan nüfusunun 1,5 katı insan etkilenmiş. Biz bir tarafta bu depremin yaralarını sararken bir taraftan da devam ediyor. İşte Dilovası'ndaki konutlar da devam ediyor. Belki deprem olmamış olsaydı çok daha hızlı süreç devam edecekti. İnşallah bir yıl sonra bu depremin yaralarını sarmış olacak devletimiz, hükümetimiz. Ve Dilovası'nda bu projesi peyderpey yapılacak. Kent merkezi olan, kent meydanı olan, sosyal donatı alanları buna göre kurgulanmış model bir şehir. Peki Sayın Güzel Vekil, bir şehir. Şimdi vatandaşların bu bölgeden Tavşancıl bölgesine taşınması durumunda mevcut yerler nasıl değerlendirilecek? Yeniden, ne yapılacak? Yine konut, yine dönüştürülecek. Şu anda dönüştüremiyoruz. Yine işte yapı belgesi alarak vatandaş, imar barışında yapı belgesi alarak, İkibe ve orman sorunu çözerek tapusunu alan vatandaş hak sahibi olacak. Dolayısıyla da buradan vatandaş eğer oraya taşınırsa TOKİ burada bu sefer konut yapmaya başlayacak, dönüşüm başlatacak yani. Ama Dilovası'nın tamamının aslında yapısı da onun tekraren gözden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir çalışma yapıyor Kocaeli'nin tamamında. Sessiz sedasız, kimsenin çok haberi yok ama Türkiye'nin en büyük proje, dönüşüm projelerinden biridir. Büyükşehir Belediye'miz dönüşüm, hangi evin bir yapının dönüştürülmesi gerekiyor vesaire. Çok büyük bir çalışma yaptı Tahir Başkan. Ben başkanımı burada kutluyorum. Herkes yapamaz. Keşke İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi de böyle bir çalışma yapsa. Dolayısıyla da dönüştürülmesi gereken yapı stoğumuzun bir kısmının dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'da beklenen depremle ilgili yapı stoğunun dönüştürülmesi lazım. Evet. Bunu nasıl dönüştüreceksin? Halkla birlikte, vatandaşla birlikte, vatandaşı dinleyerek, vatandaşla el ele, kol kola, zorla değil, projelendirerek bizim AK Parti belediyelerinin dönüşüm yaptığı yerlerin tamamında davullu zurnalı yıkımlar olmuştur yani. Zorla asla olmaz. Vatandaş istemeden hiçbir şey olmaz. Benim ülkemde bu aziz millet biz iktidarda olduğumuz sürece ve biz bu milletin hizmetkarı olduğumuz sürece hiçbir şey ama hiçbir şey vatandaşıma rağmen milletime rağmen olmaz. İstişare ederek. Bu millet bugüne kadar ne dediyse biz onu yaptık. Hiç yanıltmadık, hiç yarı yolda bırakmadık, hiç aldatmadık. Ne dediysek, seçimden önce ne dediysek harfiyen yerine getirdik. Bu konuda da Dilovası halkı rahat olsun, konuşarak eğer vatandaş talep ederse başımız gözümüz üstünde. Biz istiyoruz ki Dilovalılar daha güzel şekilde yaşasınlar. Peki efendim, Türkiye genelindeki bu şehir buluşmalarında kentsel dönüşümle ilgili şikayet veya talepler ne durumda? Sadece Kocaeli'nde yani, değil, diğer illerdeki mesela yarın Sakarya'ya gideceğinizi söylemiştiniz. Sakarya'da böyle bir şey söz konusu mu? Vatandaşın böyle bir talebi var mı? Biz daha doğrusu yarın o belli olacaktır da geçmişteki gezmiş olduğunuz, dolaşmış olduğunuz yerlerde kentsel dönüşümü vatandaş nasıl bakıyor? Yani tabii ben yani birçok şehire gittim. Bununla ilgili çok öyle aman bir soru gelmedi. Geçen sarayda mesela Yalova'da çok öyle bir soru gelmedi. Zaten yeni şehirler bunlar. Özellikle Çiftliköy yeni bir şehir. Hızlı büyüyen bir şehir. Sakarya, Taraklı'ya gideceğim ben. Taraklı'da ne soru gelir? Büyük ihtimalle tarihi yapıların restorasyonu ilgili. Büyük ihtimalle sorun gelir. Tarih, turizme nasıl kazandırılabilir bu şehir? Bunlarla ilgili soru gelebilir. Turizm demişken o zaman Kocaeli'nin turizminden biraz bahsedelim mi? Mavisi var diyoruz, yeşili var diyoruz, her türlü rengin olduğu bir yer, denizi var, dağı var. Demin ifade ettiğiniz gibi teleferiğinden işte kış turizmi, yaz turizmi, bir de sağlık turizmi eklendi şimdi. Ne diyeceksiniz efendim? Ya şunu öncelikle değineyim. Şimdi geçen biliyorsun teleferiğin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız bize bağlandı. Orada bir yayında sorun oldu. Ekran yoktu bizim önümüzde yani. Biz o şeyi göremiyorduk. Beyefendiyi göremiyorduk. Şimdi muhteşem bir teleferik kazandırdı büyükşehirimiz. Kendi bütçesiyle. Hiçbir ağaca, canlıya dokunulmadan yapıldı bu teleferik. 5 kilometre uzunluğunda. Gidiş dönüş 10 kilometre. Muhteşem bir teleferik. Ve Türkiye'nin herhalde en yüksek teleferiği. 45 metreyi bulan boyda direkler var.
ve zirveye ulaşabiliyorsunuz. Muhteşem bir teleferik. 76 kabin var benim. Herhalde yanılmıyorsam 76 kabin var. Ve her kabin 10 kişi taşıyabiliyor. Saatte 1500 yolcu taşıyabiliyor. Ben öncelikle bütün Kocaelililerin mutlaka o teleferikten bir kere de olsa yukarı çıkıp inmelerini isterim. Müthiş bir manzara. Bir tarafta Sapanca Gölü, bir tarafta Körfezimiz. Bir tarafta muhteşem doğa, ağaçların üzerinden. Muhteşem bir proje. Ben başkanımı kutluyorum. Büyükşehir kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Sessiz sedasız. 1,5 yılda da bitirip hizmete açtı. Kocaeli'nin tabii Kartepe'si var. Kayak merkezi var. Gölü var. Denizi var. Tarihi var. Çok köklü bir tarihe ev sahip yapmış yani. Medeniyetler yıkılmış bu şehirde. Kurulmuş. Medeniyetler kurulmuş yani. Ve 600 yıldır da biz varız burada. Ama bizden önce de gelen Akıncılar var. Tavşancıl, bu coğrafyada biz 600 yıldır varız. Tavşancı'da 700-750 yıllık Akıncılar mezarlığı var mesela. Bilinmez çok fazla. İşte tarihi yapıları var, efendim ne söyleyeyim, hamamları var. Büyükşehir birçoğunu restore etti. Hizmetimizin müthiş bir geçmişi var. Gebze'mizin, Darıca'mızın muhteşem bir geçmişi var. Geçen yurt dışı programında bir Darıca'yı bilen bir dostumuz, bir vatandaşımız şey dedi. Ya orada dedi İskolya Mektebi var dedi. Çukur'da dedi. Yazık günah dedi ya. Tarihe niye bu kadar düşmanlık yapıyoruz dedi falan. Ben de İskolya Mektebi'ni biz restore ettik dedim. Şu anda halkın hizmetinde dedim. Yok ya dedi. Gerçekten dedim ya. Yıllar dedim biz yaptık bitirdik ve halkın hizmetine sundu. Darıca Belediye şu anda orada kurslar veriyor vesaire. Bir kısmını kaymakamlık kullanıyor. İnşallah yeni kaymakamlık binamız bitiyor. Oraya taşınınca tamam bir kültür merkezi yani. Mektepti zaten mektep şu anda mektep görevi. Çok sevindi mesela. Tarihi binaları restore ediyoruz, hamamlarımızı restore ediyoruz işte. Demirciler Köyü'nde muhteşem bir konağımız var. Demirciler Konağı'nı restore ettik. Tavşancı tarihi evlerini restore ediyoruz. Onun dışında Kocaeli'nin diğer bölgelerinde bulunan, işte Eşme'de bulunan, efendime söyleyeyim, birçok camiyi, birçok tarihi eseri restore ettik. Hı hı. Dolayısıyla geçen bir yeri gezdim. Tam o beldenin ismini şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Büyükşehirimiz restore etmiş, açmış. Kimsenin çok haberi yok yani. Yani bu şehir Bahçecik'te pardon. Bahçecik'teki tarihi yapıları restore etmiş. Sessiz sedasız. Gölcük'te öyle. Gölcük'te öyle. Evet. Sessiz sedasız. Yani çok reklam yapmıyoruz. Yani Büyükşehir Belediye'miz çok reklam etmiyor. Bu aziz milletin verdiği vergilerle oluşan bütçeyi reklama kullanmıyor. Sessiz, sedasız yapıyoruz ve halkın hizmetini açıyoruz. Kandıramız daha çok iş turist, daha çok yerli turistin geldiği yaklaşık 1 milyon insan ağırlıyor. Yani normal nüfusu 50 bin, 2 bin olan Kandıra yazın 1 milyona yakın turist ağırlıyor. Bu insanlarımızın ulaşımı ile ilgili işte Kandıra yolu yapılıyor, yapımı devam ediyor inşallah. Kuzey Marmara yolu açıldı. Kuzey Marmara diye kullanıyor insanlar. Karadeniz sahil yolu bir taraftan kullanılıyor. Velhasılü kelam bu ülkenin, bu şehrin tarihini, kültürünü, geçmişini insanların, yerli yabancı bütün insanların görmesi, istifade etmesi lazım. Bunlar insanlığın mirasıdır. Bu konuda da her geçen gün turizmde de Kocaeli her geçen gün gelişiyor. Daha fazla turist alıyor ama daha fazla turist almalıdır bence. Sayın Vekilim bir de Kocaeli'nin genelinde ben Başiskele'de oturduğum için şimdi o bölgede SEDAŞ'la ilgili ciddi anlamda sorun var. Hele sahil bölgesinde elektrik kesintileri yani gün geçmiyor ki SEDAŞ tarafından işte bir şeyler gönderiliyor, mesajlar gönderiliyor telefonlara şu kadar kesinti olacaktır vesaire gibi. Bunu nasıl çözeceğiz efendim? Şimdi SEDAŞ'ın büyük ortağı Çekyalı bir firmaydı. Ve Çekyalı firma ne yazık ki çok yatırım yapmıyordu. Şimdi yerli bir firma Çekya şirketinin hisselerini satın aldı. Hı hı. Ve taahhütleri var. Bu taahhütleri biz takip ediyoruz. İnşallah. Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Sayın Vesel Tipoğlu başkanlığında geçen Bakan Bey'e de, Sayın Bakanımıza da gittik. Sayın Bakanımız talimat verdi. Bakan yardımcımızın da katıldığı toplantı yapıldı. İlgili tarafların tamamının gelmiş olduğu Kocaeli'nin elektrik sorunuyla ilgili çok ciddi bir toplantı yapıldı. Sonrasında bir toplantı Ankara'da yapıldı. Ve takip ediyoruz. Bizim hedefimiz
bu anlamdaki sorunu minimize etmek. Yalnız Başiskele değil, Kocaeli'nin tamamında SEDAŞ ile ilgili sıkıntı evet, vardı. Evet, evet. Sağlığı da en fazla bize gelen soru SEDAŞ ile ilgili. Bizi en çok rahatsız eden vatandaşımızın haklı taleplerini biz iletiyoruz. Ben bir yol haritası çıkardık. Bir koordinasyon toplantısında kısa vadede, orta vadede, uzun vadede SEDAŞ'ın yapması gerekenleri masaya yatırdık. Taahhütler aldık ve biz bunu da takip ediyoruz. İnşallah. Yakın bir zamanda göreceksiniz SEDAŞ'ın yani Türkiye'de Kocaeli elektrik sorununu minimize edeceğiz. Veysel Bey, Sayın Milletvekilimin, komisyon başkanımızın tebrik ediyorum gerçekten. Bizler de tabii üzerimize düşeni yapıyoruz. İşte Bakan Bey ile görüştük. Bakan yardımcımız geldi. Tekrar ilgili SEDAŞ'ın yetkilileriyle bir araya geldik. Takip edeceğiz bu şehrin, SEDAŞ'ın böyle bir lüksü yok yani. Bu şehrin insanının hayat konforunu hiç kimsenin ama bozmaya hakkı yok yani. Hakkı yok. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Peki kimsenin Sayın Vekilim, 1 Ekim'de Ankara'ya gidiyorsunuz. İlk evet. Ne yapacaksınız? Ve zaten programımızın bitmesine herhalde 2-3 dakikamız var. Buyurunuz efendim. Şimdi herkes şöyle der, meclis tatilde. Milletvekili tatilde olmuyor. Özellikle AK Parti milletvekilleri sahada. Biz tatil yapmayız. Bizim hiçbir arkadaşımız böyle elle tatile gitmez. Yani hiçbir arkadaşımız ailece adı tatile gidelim. Yok öyle bir şey. Benim mesela hiç hayatım boyunca ailece adı tatile gidelim. Öyle hiç olmadı. Biz tam tersi halkın içine iniyoruz. Biz meclis kapandığında buradayız. Salı, çarşamba, perşembe Ankara'dayız. Onun dışında buradayız. Meclis kapandığında biz burada sahadayız. Bütün arkadaşımız sahada. Her gün bir ilçede. Kimi sosyal medyada yayınlıyor, kimi yayınlamıyor ama biz sahadayız, halkın içindeyiz. 1 Ekim'de meclis açılacak inşallah. Meclisin önünde bekleyen 9. yargı paketi var. Birkaç torba kanun var, onlar var. Onları görüşeceğiz, kanunlaştıracağız. Sonra hayırlısıyla 2025 bütçesini yapacağız. 2025 bütçesinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, dünya bir kaos, bunun eşiğinde. İnsanlık tarihi boyunca her pandemide dünyada kaos ve kargaşa olmuştur. Bundan önceki pandemi 1926 İspanyol gribi pandemisinde 60 milyon insan ölmüş. Ve 2 yıl sürmüş. Sonrasında Amerika'da bankalar batmış. Onun sonucunda 2. Dünya Harbi. 2019 pandemisinden sonra da Amerika'da bankalar battı. İnsanlar gıdaya ulaşım konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve dünya 3. Dünya Harbi'ni konuşuyor şu anda. Allah korusun. Ve şu anda Gazze'de İsrail barbarlığı var. Lübnan'da İsrail barbarlığı var. Hoyratça, acımasızca çocukları katlediyor. On binlerce insan katletti. Ve bunun %50'sinden fazlası çocuk. 40 binin üzerinde şu anda insan katletti ve dünya sessiz. Ve Birleşmiş Milletler bir arpa boyu yol alamıyor. Ve hoyratça terörist başbakanları, terör örgütü bana göre terör örgütünün başkanıdır o. Hoyratça insan katlediyor ve ne yazık ki Amerikan parlamentosu bu teröristi alkışladı. Ve kimse sesini çıkarmıyor. Bir tek sesini çıkaran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Bir tek sesini yükselten, gür bir şekilde yükselten bir millet var. Aziz milletim, Türk halkı bu aziz milletimiz. Şu anda dünyada işte Netanyahu, terör örgütünün lideri Netanyahu'ya bu insanlık ayıbı, suçu işleyen, soykırım işleyen İsrail terörist de bana göre başbakanını. Bir tek bir sesimizi çıkardı. Birleşmiş Milletler bir şey yapamıyor. Bir taraf, diğer tarafta Ukrayna'da bir savaş var. 500 bin insan ölmüş. Ve Türkiye dışında arabuluculuk yapacak kimse yok. Birleşmiş Milletler bir şey yapamadığını zaten ilan etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür dediğinde ne oluyor diyenler şimdi diyorlar ki evet, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız için evet haklıdır. Birleşmiş Milletler'in mutlaka statüsünün yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yeniden dizayn edilmesi lazım. Böyle dünya barışını koruyamayız. Dünya barışını Türkiye'nin teklifiyle yeniden Birleşmiş Milletler'in mutlaka ama mutlaka yeni bir yol haritası çıkarması lazım. Dünyanın bize ihtiyacı var. Şu anda dünyanın en tecrübeli devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi partilerinin başında AK Parti geliyor. AK Parti hükümetleri geliyor. Dolayısıyla ben bu pandeminin yani COVID-19 pandemisinin inşallah 3. bir dünya harbine doğru evrilmez. Bu konuda barışı korumak konusunda herkese iş düşüyor. Bize de çok iş düşüyor. Parlamentoyu açtığımızda tabii işte bu bütçeyi görüşeceğiz. Türkiye'nin acil çıkarılması gereken kanunları var. İnşallah
muhalefet de bizi destekler. Bu ucube olan, bu 80 darbesinin ürünü olan anayasanın, artık Türkiye'yi taşımayan bu anayasanın da yenilenmesi lazım. Yeni bir anayasayı inşallah siyasi partide bir araya gelerek biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Yeni bir anayasayla Türkiye'yi buluştururuz. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür diyelim ediyorum. Sayın Vekilim. Size çok teşekkür ediyoruz. Için ben size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. TV41 ailesine, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman'la sohbetimizin sonuna geldik. Sonlandırdık. TV41 ailesi olarak sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyoruz efendim. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.